Eskişehir Cunidiye Mahallesi tarafından düzenlenen Sizin Eskiniz Başkasının Yenisi Olabilir etkinliği kapsamında ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı yapılıyor. Bayram öncesi Cunidiye Mahalle Muhtarlığı önünde açılan standa toplanan yüzlerce kıyafet ve ayakkabı ihtiyaç sahiplerini bekliyor. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen etkinliğe yoğun ilgi gösteren mahallelilerin yanı sıra tüm Eskişehir destek veriyor. Yaz-kış toplanan kıyafetler muhtarlığın deposunda tutuluyor. İhtiyaç sahibi insanlar buradan ihtiyacı doğrultusunda yardım alabiliyor. Etkinlik hakkında Cunidiye Mahalle Muhtarı Sevil At'a bilgi verdi. Etkinliğimiz diyeyim, beşincisini yapıyoruz bu sene. Çok ilgi gördü. Tabii ki sizin eskiniz başkasının yenisi olabilir diye yola çıktık. Ama çok bu faaliyetin de sonucunu çok güzel aldık. Bizi mutlu ediyor. Elimizden gelse de bunların yenilerini verebilsek. Tabii ki yeniler de var etiket üzerinde. Yardımsever esnafımız, dostlarımız mutlaka katkıda bulunuyorlar. Bayramın öncesi olması çok güzel oldu. Çocuklarımız da seviniyor ama çocuklarımıza ki tabii ki bunların yenisini vermeye çalışıyoruz. Yenisini de veriyoruz. Peki bu kıyafetler nasıl toplanıyor? Mahalleme ve etrafıma duyurarak, mesajlarla, WhatsApp'tan, interneti kullanarak muhtarlığımızda topluyoruz. Özel depo bile yaptırdım muhtarlığımıza. Bunu kış yaz devam ettiriyoruz. Eskişehir'de bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı amaçladıklarını söyleyen Sevil Ata, tüm ihtiyaç sahiplerini Cunidiye Mahalle Muhtarlığı'na davet etti. Yalnız mahallemize değil, Cunidiye Mahallesi'ne değil, Eskişehir'de bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Muhtar arkadaşlarımız da bu işi yapıyorlar ama yani böyle sergi olarak değil, onlar da tabii ki mahallelerinde ihtiyaç sahiplerini tabii ki yönlendiriyorlar. Buradan da sizin vesilenizle tabii ki duyuruyorum. Bütün Eskişehir halkımıza, ihtiyaç sahiplerine buraya Cunidiye Mahalle Muhtarlığı'na davet ediyoruz. İhtiyacı olan her şeyi alabilirler. Gerekirse ayrıca de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kış yaz devam ediyoruz. Bekliyoruz herkesi.